Üçüncü kısımla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir markette müşteriler aldıkları ürünlerin ödemesini yapmak için iki kasadan birini kullanmaktadır. Birinci kasada bulunan çalışanın bir müşterinin ödemesini alma süresi, ikinci kasada bulunan çalışanın bir müşterinin ödemesini alma süresinin iki katıdır. Marketin açılışıyla her iki kasada da müşteriler sıraya girmiştir. Birinci kasadaki çalışan dördüncü müşterinin işlemini sonlandırdığı anda İkinci kasadaki çalışan ilk müşterinin işlemine yeni başlamıştır. İkinci kasa müşteri almaya başladıktan bir süre sonra işlemini tamamladığı müşteri sayısı bekleyen müşteri sayısının iki katına ve birinci kasada bekleyen müşteri sayısının yarısına eşittir. Mağazaya açılışta gelen 124 müşteri haricinde yeni müşteri gelmediğine göre birinci kasada sıraya giren müşteri sayısı kaçtır demiş. Birinci kasa, ikinci kasa diyelim. Şimdi 4 müşteri Birinci kasa 4 müşteri aldı. Bunu halletti. Dördüncü müşteri işlemi bittiği anda ikinci kasa işleme başladı. İkinci kasa müşteri almaya başladıktan bir süre sonra işlemini tamamladığı müşteri sayısı bekleyen müşteri sayısının 2x katına. O halde ikinci kasa 2x müşteri aldı. Ve burada x müşterisi kaldı sırada. Onu söyleyelim. İkinci kasa 2x müşteri alırsa birinci kasa da bu arada x müşterinin işini halleder. Çünkü süreler biri diğerinin iki katıydı. Birinci kasa daha yavaş yani. Müşteri sayısı bekleyen müşteri sayısının iki katına ve birinci kasada bekleyen müşteri sayısının yarısına eşittir. X müşteri aldı. Burada bekleyen müşteri sayısı da o zaman 4x oldu. 4x kaldı diyelim. 2x çünkü onun yarısı. 124 müşteri varmış. Buna göre bakalım. 4 müşteri aldık. X müşteri daha aldı birinci kasa. 4x müşterisi kaldı. 2x müşterinin işini halletti. X müşteri kaldı ikinci kasada. Bunların hepsini topladığımızda 4x, x, 4, 2x, x eşittir 124 yapmalı. 8x artı 4, 124. 8x eşittir 120'den x eşittir 15 oldu. Birinci kasada sıraya giren müşteri sayısı kaçtır demiş. Birinci kasadaki şunları toplarsak yani 5x artı 4, X yerine de 15 yazarsak birinci kasada başta bekleyen müşteri sayısı 79 olacaktır. Devam edelim. A ve B kentlerinde bulunan iki hareketli aynı anda saatte 20 km ve 30 km hızlarla zıt yönlerde harekete başladıklarında 13 saat sonra hareketler arasındaki mesafe 300 km olmaktadır. Bu iki hareketli A ve B noktalarından aynı yöne aynı anda hareket ettiklerinde hızlı olan yavaş olanı en az kaç saat sonra yakalar? Şimdi en az dediği için şöyle düşünmeyeceğiz arkadaşlar. 13 saat sonra aralarındaki mesafe 300 km olur diyor ya. Şimdi şu A bu da B olsun. Birbirlerine doğru hareket etmeye başladılar. 13 saat sonra işte A buraya gelsin, B buraya gelsin. Aralarında da 300 km mesafe varmış dersek bunu istemeyiz arkadaşlar. Bunu niye istemeyiz? Bu şekilde düşünürsek AB arasındaki mesafeyi uzatmış oluruz. O da ikinci durum için en az durumu getirmez. Nasıl düşüneceğiz? 13 saat sonra bunlar birbirlerini geçmiş olsunlar. Yani şimdi harekete başladılar. 13 saat sonra B buraya gelsin, A buraya gelsin. Aralarındaki mesafe 300 km olursa bu sefer AB arasını daha kısa tutmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi bu duruma göre bakacak olursak yolun uzunluğuna x diyelim. Birbirlerine doğru hareket ettikleri için öncelikle geçen süreye bakacak olursak x bölü hızları toplamı yol bölü hız zamanı verecektir. Artı bu karşılaşma anına kadar. Karşılaşma süresi diyelim. Artı karşılaştıktan sonra bir de aralarında 300 km mesafe oluyor. 300 bölü
Yine zıt yönde hareket yaptıkları için 20 artı 30, 13 vermesi lazım. Bu durumda x bölü 50 artı 6 eşittir 13. Karşıya atıp çıkartırsak 7, x buradan 350 kilometre olacaktır. Başta da dediğim gibi diğer durumu düşünürseydik bu sefer daha büyük bir mesafe çıkacaktı AB arası. Peki, ikinci durumda bu sefer aynı yönde hareket ediyorlar. A, B. İkisi de bu yönde hareket etsin. Aradaki mesafe 350 kilometre. Hızlı olan 30 kilometre bölü saat diyelim hızına. Yavaş olana 20 kilometre bölü saat diyelim. Arkadaki öndekini ne zaman yakalayacaktır? Aradaki farkı hızları farkına böldüğümüz zaman bu bize süreyi verecektir t'yi. Bu da 30, 350 bölü 10'dan 35 saat sonra olacaktır. Devam edelim. Benel bilgisayarında aramış olduğu dosyayı bulduğunda adres çubuğunda aşağıdaki gibi olduğunu fark ediyor. Bu adres çubuğunda bir dosya hemen solunda bulunan dosyanın içindedir. Sorular, matematik, ders notları, Benel dosya içerisinde bulunan dosyaların kapladıkları alanlar 2, 3, 5 ve 9 sayılarla doğru orantılıdır demiş. 2K, 3K, 5K ve 9K. Benel dosyası içerisinde ders notlarım hariç diğer dosyaların kapladığı alan ile ders notlarım dosyası içinde matematik dosyası hariç diğer dosyaların kapladığı alanların toplamı 720 MB. Olduğuna göre sorular klasörünün kapladığı alan kaç megabayttır? Benel dosyası içerisinde ders notlarım hariç dediğine göre ders notların 5K yer kaplıyorsa 9K-5K'dan ders notlarım dışında 4K'lık bir dosya var orada. Ders notlarım dosyası içerisinde matematik notları hariç burada da 2K'da dosya var. Bu ikisinin toplamı 720 MB yaptığına göre 6K 720 ise K buradan 120 olacaktır. Peki ne söylüyor bize? Sorular klasörünün kapladığı alan. Sorular 2K yer kapladığına göre 2 çarpı 120'den cevabımız 240 olacaktır. Devam edelim. Bir marangoz imal ettiği bir sandığı maliyet fiyatı üzerinden %40 karla satıyor. Müşteri küçük olduğu için sandıktan memnun kalmıyor. Marangoz yaptığı sandığı başka bir müşterisine %30 zarar ile satıyor. Müşterisine başlangıçta anlaştıkları fiyattan yeni bir sandık yapıyor. Marangozun yaptığı yeni sandıkta maliyet %50 arttığına göre bu iki sandığın satışından elde ettiği zarar kaç yüzde kaçtır demiş. Maliyetimiz 100 TL olsun ilk durumda. %40 karla birinci durum. %40 karla satmak istiyor. Fakat müşteri memnun kalmıyor ve %30 zararla başka birine onu satıyor. %30 zararla satarsa 30 TL'lik zarar var. %40 karla satmak istiyordu aynı müşteriye. O müşteri aynı fiyata yani %40 karla satmak istiyorduk. 140 TL'ye istediği sandığı almak istiyor. Fakat bu arada maliyete %50 zam geliyor gibi düşünebiliriz. O zaman maliyet ne oluyor? Son maliyet diyelim ona biz. %50 artarsa 150 bölü 100'den 150 TL olur. 140 TL'ye anlaşmışlardı. 150 TL'ye satılıyorsa ikinci durumdan da 150 eksi 140'tan 10 TL zarar var. Yani toplam zarar 40 lira. Yüzde ne kadar zarar etti dediği için şöyle yapacağız. Maliyetimiz 100 lira. İkinci durumdaki maliyetimiz 150 lira. Toplam 250 lira maliyetimiz var. 250 lirada 40 lira zararımız varsa yüzde ne kadar zararımız vardır? Şöyle sadeleştiriyoruz. 5 ile sadeleştirdim. 5, 8 sadeleştirdim. 2, %16
zarar vardır. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Bir kasap pazartesi günü tavuk, kırmızı et ve balık ürünlerinden toplam 180 kilogram satmıştır. Pazartesi günü satılan ürünlerin miktarlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Hemen bakalım. 120, 80, 200. Demek ki burası da 160 derece olacak. Her birinden şöyle birer tane sıfır atarsak 12K, 8K, 16K diyebiliriz. Bunların toplamı 180 yapacak. Toplarsak 36K, 180K buradan 5 olur. Bu durumda 80 kilogram kırmızı et, 60 kilogram tavuk ve 40 kilogram balık olduğunu söylüyoruz. Şimdi ikinci duruma bakalım. Bu satışların bir kısmını nakit, diğer kısmını kredi kartıyla yapan kasabın pazartesi günü satılan ürünlerin içerisinde o gün nakit satılan ürün miktarlarının yüzdesel oranı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Pazartesi günü yapılan tüm satışların %70'i kredi kartıyla yapıldığına göre kırmızı etin yüzde kaçı nakit satılmıştır demiş. Hemen bakalım şimdi. %70 kredi kartıyla ise %30, demek ki peşin parayla alınmış. 180 kilonun %30'unu alırsak, şöyle sıfırları attık, 54 kilogram peşin parayla satılmış. Peki tavuğun %40'ı, tavuk 60 kilogramdı. 60'ın %40'ı peşin satılmış. Yani 24 kilogram. Balığın %15'i, balık 40 kilogram satılmış. %15'ini alırsam, şöyle birer sıfır attık, 5 ile sadeleştirdim, 2, 3, 2'ler gitti, 6 kilogram balık peşin satılmış. Yani 54 kilogramdan 24 artı 6'yı çıkartırsak 24 kilogram kırmızı et peşin satılmış. Evet, bunu söyleyebiliriz. Yüzde kaçı nakit satılmıştır demiş. Kırmızı et 80 kilogramdı. 24'ü, 24 kilosu peşin satıldığına göre 24 bölü 80 çarpı 100'den şöyle sadeleştirdiğimizde %30'u peşin satılmıştır deriz. Devam edelim. Bir mağazanın indirim çadırında ürünler iki farklı fiyattan satılmaktadır. Bu mağazada pazartesi günü toplam 100 tane ürün satılmıştır. Ertesi gün pahalı ürünleri alan müşterinin bir kısmı ürünlerini ucuz ürünle, ucuz ürünleri alan müşterilerin bir kısmı ürünlerini pahalı ürünle değiştirmiştir. Bu değiştirme işlemi sonucunda mağazanın pazartesi elde ettiği gelir 1200 TL azalmıştır. Mağazada satılan bir pahalı ürün bir ucuz üründen 60 TL fazladır. Pazartesi satılan ürünlerin %48'i ertesi gün değiştirilmiştir. Buna göre pazartesi alınıp salı günü ucuzu ile değiştirilen ürün sayısının rakamları toplamı kaçtır? Toplam 100 ürün satılmış, %48'i değiştirilmiş. 100'ün %48'i 48 üründür. 48 ürün değişmiş. Bunu söyleyelim. Ucuz, pahalı dedik. Bir ucuz ürün bir pahalı üründen 60 TL daha ucuz. Şöyle diyelim, ucuz ürün alanlarından A kişi pahalı alsın. Bu durumda pahalı ürün alanlardan da 48 eksi A kişi pahalıyı ucuzla değiştiriyor. Bu durumda ucuzdan pahalıya geçenler 60 TL daha fazla ödeyecekken, pahalıdan ucuza geçenler 60 TL daha az ödeyecek. Ve bu durumda 1200 TL zarar çıktığına göre
Yani eksi 1200 çıkması gerekiyor. 60A eksi 48 çarpı 60 artı 60A eşittir eksi 1200. Şöyle bir şey yapalım. 120A eksi 48 çarpı 60 eşittir eksi 1200. Birer sıfırı her bir ifadeden atalım. Şurası karışmasın, ayırdık şöyle. Bir de her birini 12'ye bölelim. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. 4. 12'ye böldüm. Eksi 10. Bu durumda A eksi 24 eşittir. Eksi 10. A buradan 14 oldu. Yani ucuzdan pahalıya geçenler. Ama bize ucuzu ile değiştirenlerin sayısını soruyor. Toplam 48 kişi vardı. 48 eksi 14'ten 34 kişi pahalıdan ucuza geçmiş diyelim. Rakamları toplamını soruyor. 3 artı 4'ten cevabımız 7 olacaktır. Devam edelim. Ahmet bir kitap dükkanından fiyatları iki basamaklı tam sayılar olan 3 kitap satın alıyor. Bu kitaplardan 3D, TYT Soru Bankası'nın fiyatı, 3D simülasyon denemelerinin fiyatının 2 katından 5 TL fazla, 3D AYT Soru Bankası'nın fiyatından 10 TL fazladır. TYT, deneme, AYT kitapları. Denemeye X dersek TYT 2X artı 10'muş. Pardon, 2X artı 5'miş. AYT'de o zaman 10 TL, Soru Bankası fiyatından 10 TL fazla olduğuna göre TYT fiyatı 2x eksi 5 olması gerekiyor AYT fiyatı. Ahmet ödeme işlemi yaptıktan sonra fazla para ödediğini fark ediyor. Dükkana dönen Ahmet kasiyere durumu anlattığında kasiyer kitaplardan birinin fiyatını hesaplarken fiyatın sağına 0 yazarak 2 basamaklı olan fiyatı 3 basamaklı olarak hesapladığını fark ediyor. Başlangıçta 505 TL ödemiş Ahmet. Buna göre 3D TYT Soru Bankası'nın fiyatı kaç TL'dir diyor. Bir sayının sağına 0 yazmak o sayının 10 katını almak demektir arkadaşlar. 10 AB yapmaktır onu. Şimdi burada örneğin denemenin fiyatının 10 katına çıktığını düşünürsek 10x, 2x artı 5, 2x eksi 5, 505, 14x eşittir 505 yaparız ama burada tam sayı çıkmayacaktır. 14'ü bölmez. 505 14'e bölünmez. Yani denemeyi 10 katına çıkartmadık. Yani denemenin fiyatının sağına 0 yazılmamış. TYT'yi deneyelim. Bunu 10 katına çıkartırsak 10 çarpı 2x artı 5 artı x artı 2x eksi 5 eşittir 505. 20 3x artı 45 eşittir 505. 23x eşittir 460. X buradan 20 oldu. Muhtemelen, yani muhtemelen değil. AYT'yi deneseydik o da olmayacaktı. Bu durumda x 20 TL. TYT Soru Bankası'nın fiyatı ne kadar demiş? Biz TYT'nin Soru Bankası'nın fiyatına 2x artı 5 demiştik. Yani 2 çarpı 20 artı 5'ten TYT Soru Bankası'nın fiyatı 45 TL olacaktır. Devam edelim. Ahmet'in çözmeye başladığı 3D TYT Soru Bankası'nın bir bölümü ve bu bölümde bulunan dördüncü soru üzerindeki uç kutusu gösterilmektedir. Sorunun doğru cevabı eksi 6 olduğuna göre diyor. G4 kaçtır? Şimdi öncelikle bu bileşke işleminin sonucu eksi 6 olduğuna göre onu bir yazalım. F'in tersi G3 eksi 6. F'i karşıya gönderirsek G3 eşittir F eksi 6 olduğunu görürüz. Bunu kullanacağız. F fonksiyonunu bulabiliriz. Kuralını, çünkü geçtiği iki noktayı biliyoruz. Eksenleri kestiği noktayı bildiğimden dolayı fx fonksiyonunu şöyle yazabilirim. Fx bölü 1 artı x bölü eksi 3 eşittir 1. Fx'i buradan çekecek olursak fx eşittir 1 artı x bölü 3
Yani 3 artı x bölü 3 diye düzenlemiş olabiliriz. F eksi 6'yı bulalım. F eksi 6 3 artı eksi 6 bölü 3'ten eksi 1 olacaktır. Bu da G3'ün de eksi 1 çıktığını bize verir. G3 eşittir eksi 1. G fonksiyonu da bir doğrusal fonksiyon ve geçtiği bir noktayı bulduk. Bir noktayı da grafikten biliyoruz zaten. Gx fonksiyonunu Ax artı B şeklinde yazarsak G3 için A çarpı eksi 1 artı B yani B eksi A oldu. G2 için de G2'nin de bu arada 0 çıktığını biliyoruz. G2 0 çünkü x eksenini kestiği nokta. 2A artı B 0. Bu arada şurada G3'ün eksi 1 çıktığını söylemiştik. Yani eksi 1'e eşitlememiz gerekiyor. Eksi 1'e eşitledik. Burada işlem yaparsak şöyle birinci eşitliği 2 ile genişletelim ve taraf tarafa toplayalım. 2 ile genişletip taraf tarafa toplarsam a'lar birbirini götürecektir. 3b eşittir. Eksi 2'den b eksi 2 bölü 3 olur. B eksi 2 bölü 3 ise hemen a'yı da bulalım. 2a eksi 2 bölü 3 eşittir 0. 2a eşittir 2 bölü 3. A buradan 1 bölü 3 olacaktır. O halde gx fonksiyonunu şöyle yazacak olursak ax artı b demiştik. 1 bölü 3 x eksi 2 bölü 3. Yani x eksi 2 bölü 3. Burada G4'ü bize sorduğu için 4 eksi 2 bölü 3 eşittir 2 bölü 3 oldu. Bir yerde işlem hatası yapmış olabiliriz arkadaşlar. Hemen bakacağım. Evet, G fonksiyonunda 3 vermem gerekirken eksi 1 vermişim arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum orayı. Şuradan itibaren düzeltmem gerekiyor. Sadece bir işlem hatamız var. Evet, şöyle hemen bakacak olursak gx'e ax artı b dedik. G3 3a artı b eşittir eksi 1. G2'nin de 0 olduğunu biliyoruz. 2a artı b 0. Şöyle yapalım. Birinci denklemi eksiyle çarpalım. Birinci denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak b'ler gidecektir. Eksi a eşittir 1 olur. A buradan eksi 1 olur. A eksi 1 ise burada yerine yazalım. Eksi 2 artı b eşittir 0. B de buradan 2 olacaktır. Gx fonksiyonumuzu o zaman yazacak olursak gx eşittir. Ax artı b idi. Eksi x artı 2 oldu. G4'ü bize soruyor. Eksi 4 artı 2'den cevabımız eksi 2 olacaktır. Devam edelim. Dikdörtgen prizma biçimindeki yapboz parçalarını boş kısma sürükleyerek aşağıdaki yapbozu tamamlamak istemektedir Asya. Asya oynattığı bir prizmayı bir daha oynatmama koşuluyla 4 prizmayı hareket ettiriyor. Buna göre Asya kaç farklı görüntü elde edebilir? Öncelikle arkadaşlar köşelerden giderse farklı bir durum olacaktır. Seçenek sayımız değişecektir. Ortadan gidersek farklı olacaktır. Köşelerden gideceğimizi düşünürsek bakın 1, 2, 3, 4 şeklinde köşelerden kaydırırsak bu bir durum. Diğer köşelerden gidebiliriz. Yani hiç ortadan gitmiyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4 tane kaydırdık. Bir şekilde hallettik. Buradan iki durum gelir. Şimdi ortaya geçersek ne olacaktır ona bakalım. Buradayız arkadaşlar. Ve
Şu anda ilk olarak elimde iki seçenek var. Şu ikisinden birini kaydıracağım. İki seçeneğim var. Ardından diyelim ki bunu kaydırdık. Ortaya geldik. Kenardan değil, ortadan gideceğim. Burada seçenek sayım yok. Direkt ortayı seçiyorum. Bir. Ortayı seçtikten sonra bir, iki, üç tane seçeneğim var. Bunlardan herhangi birini, mesela bunu kaydırdık diyelim. Ardından kaydırdığım yere gelebilecek yine iki tane yapboz var. Yani çarp 2. Buradan da 12 durum gelecektir. 2 artı 12'den cevabım 14 olacaktır. Devam edelim. 6 kız öğrenci ve birkaç erkek öğrenci yuvarlak masa etrafında sıralandığında hemen solunda kız öğrenci bulunan kız öğrenci sayısı 3, hemen solunda erkek öğrenci bulunan erkek öğrenci sayısı 2'dir. Buna göre bu masa etrafında seçilen bir kişinin erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır demiş. Bir tane yuvarlak masa düşünelim. Evet. Solunda kız olan 3 kız olacak. Şimdi kız, 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 kız. 4 tane dizdik. Neden? Çünkü solunda kız olacak. 3 kız olacak. Buradan 4 tane kızı dizdik. Solunda erkek olan 2 erkek olacakmış. Erkek, erkek, erkek. Solunda 2 erkek var. Bunu da yaptık. 2 kız daha kaldı elimizde. Bunların solunda kız olmayacak demek ki. O halde bir kız, bir erkek, bir kız, bir erkek şeklinde dizmem gerekiyor. Şu anda toplam o zaman kaç kişi oldu? Sayacak olursak 11 kişi var. Seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı bu durumda da 5 erkek olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız 5 bölü 11 olacaktır. Evet, bu kısmı da bitirdik arkadaşlar. Son 10 soruluk geometri kısmıyla devam edeceğiz.